para harcanmamış. Bu paranın akıbeti belli değil çünkü ortada halka hesap veren, halkın parasını halka hizmet olarak döndüren bir iktidar yok. Depremde en küçük yatırım yapılsaydı gece gündüz ballandıra ballandıra anlatır dururlardı. Yatırım yapılsaydı Elazığ'da bunca insan ölür müydü? Erdoğan depremi önlemek mümkün değil demiş. Deprem bir doğal afet, önlenemiyor. Ama bir doğal afetin ölümcül bir felakete dönüşmesini pekala önlemek mümkün. Ama her şeyden önce bunun için ranta değil insana ve yaşama öncelik vermek gerekir. Ne var ki böyle bir siyasi anlayışı bu iktidarda aramak nafiledir ve derin bir karanlık kuyuda mumla iğne aramak gibidir. Bildiğiniz gibi HDP'li belediyelerin yardımları Kızılay ve AFAD ile işbirliği yapılmadığı gerekçesiyle reddedildi. Şimdi aradan bir hafta geçmiş olmasına rağmen basına yansıyan haberlere bakıldığı zaman Elazığ'da yüzlerce depremzedeye yardım ulaştırılmadığı görülüyor. Özellikle Fevzi Çakmak Mahallesi ile Yıldız Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Alevi yurttaşlara hala yardım ulaştırılmadığını, çadır temin edilmediğini ve dolayısıyla bu deprem vesilesiyle bile, deprem anında bile Alevilere yönelik bir ayrımcı politikanın uygulandığını ne yazık ki görmekteyiz. HDP olarak sadece yardımlar değil, deprem vergilerinin nereye harcandığının araştırılması için mecliste verdiğimiz önerge de yine AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Peki halkın vergilerini ve kamu kaynaklarını halkın yararına kullanan açık ve şeffaf bir iktidar hakikatin açığa çıkmasına neden karşı çıkar ki? Bu gerçeği birkaç gün önce kamuoyuna yansıyan Kızılay'ın aracılık ettiği para transferiyle ortaya saçılan hakikat, halkın vergilerini ve kamu kaynaklarını çalmak, yandaş sermaye gruplarına, vakıflara, derneklere aktarmak için yasaların nasıl istismar edildiğini, etik değerlerin nasıl yok edildiğini ibretle görmüş olduk. Değerli arkadaşlar, hikayeyi sadeleştirerek bir kez daha tekrarlayalım. Başkent Gaz adındaki özel şirket 2017'de Kızılay'a 8 milyon dolarlık bağış yapmış. Ancak şirket bu paranın 75 bin dolarını Kızılay'a, kalan 7 milyon 925 bin dolarını da Ensar Vakfı'na transfer edilme şartını koşmuş. Şimdi bu şirket AKP'ye yakın, adı pek çok kez çocuk istismarına karışmış, şaibeli, dinci bir vakfa neden doğrudan bağış yapmamış da Kızılay'ı payanda olarak kullanmış? Bu sorunun yanıtı çok önemlidir. Doğrudan yapmamış çünkü vergiden muaf, kamuya ait bir dernek statüsündeki Kızılay'a 75 bin dolarlık küçük bir rüşvet vererek yasal payanda olarak kullanmış. Bağış Kızılay'a yapılmış, gösterilmiş. Böylece hem şirket 1,5 milyon dolar vergiyi kaçırmaya yasal kılıf uydurmuş, hem de adı şaibeli bir vakfa Kızılay vasıtasıyla kamu maliyesinden para aktarılmış. Diyebilirsiniz ki ya bu bir özel şirket ama kamu maliyesinden para nasıl aktarılıyor? Kamu maliyesi diyoruz çünkü bu şirket kamudan bolca ihale alan bir şirket ve bu kadar cömert olmasının nedeni de bağış yaptığı kendi parası değil. Yine kamuoyundan gizli olarak fahiş fiyatlarla milyarlarca dolara aldıkları kamu ihalelerinden 8 milyon dolar gibi küçük bir miktar parayı AKP yanlısı vakıf ve derneklere aktarıyorlar. Anlaşılan o ki aktarılacak miktarlar bile verilen kamu ihalelerine daha baştan dahil edilmiş oluyor. Bildiklerimiz ve kamuoyuna yansıyanlar devede kulak bile değil. Kamu ihaleleri, imar rantları, servet transferi ve yasalara uydurulmuş ihalelerle sınırlı kalmıyor ne yazık ki. Eşeledikçe daha hangi türden kirli işlerin ve kirli ilişkilerin açığa çıkacağını hep beraber göreceğiz. Değerli arkadaşlar, küçük bir rüşvete bütün etik değerleri ayaklar altına alarak topluma zor zamanlarda yardım amacıyla kurulmuş bir derneği
payanda olarak kullanmakta beis görmeyen ve deprem gecesi SMS ile halktan 10 lira yardım isteyen Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık'ın açıklaması büyük bir yozlaşma ve çürüme halini ortaya koyuyor. Bu başkan diyor ki bu vergi kaçırmak değil, vergiden kaçınmakmış. Ya ne kadar utanç verici. Bırakınız demokrasiyi, demokrasinin desinin bile olduğu bir ülkede dahi kamu hizmeti gören bir dernek böyle kirli işlere payanda yapılamaz, başkanı böyle konuşamaz, o koltukta bir dakika dahi oturamaz. Bağımsız ve tarafsız bir yargının olduğu bir ülkede de böyle bir durumda savcıların harekete geçmesi, kapsamlı bir soruşturma başlatması, doğrudan ya da dolaylı bu kirli işe alet olmuş kim varsa yargı önüne çıkarması gerekmez mi? O zaman biz söyleyelim. Kızılay Başkanı ve Kızılay'ı yasal payanda olarak kullanan bütün yöneticiler derhal istifa etmeli, yargı önünde hesap vermelidirler. Değerli arkadaşlar, tekrar depreme dönecek olursak, deprem vergileri nereye harcanıyor? Bu küçücük bir açıklamadan sonra, bu bilgiden sonra bile, Kızılay bilgisinden sonra bile paraların nereye gittiği anlaşılmıyor mu? Neden Erdoğan'ın bu paraların nereye açıkladığına zaman bulamadığını daha iyi anlayabiliyoruz bununla. Değerli arkadaşlar, İstanbul'da deprem bekleniyor. Böyle bir durumda binlerce insan yaşamını yitirebilir, binlerce bina yıkılabilir. İstanbul depreme hazır mı? Değil. Neden hazır değil? Çünkü depreme yönelik önlem alınacağına, Kanal İstanbul gibi yıkım projelerine öncelik veriliyor. Peki İstanbul'a her bakımdan büyük bir yıkım anlamına gelen kanal ısrarının nedeni bu açıklamalardan da daha iyi anlaşılmıyor mu? Halkın vergilerini yandaş sermaye gruplarına, yandaş vakıflara, derneklere aktaran iktidar yeni kaynak yaratmak için de zam üstüne zam yapıyor. Değerli arkadaşlar, sizler de birer emekçi olarak kendi yaşadığınız evlerden de çok iyi biliyorsunuz ki bu kış doğal gaz faturası 2018 kışına kıyasla tam %59.3 oranında daha fazla. 2 yıl içerisinde elektriğe %71, doğalgaza %62 zam yapıldı. Faturasını ödeyemediği için 14,5 milyon insanın elektriği, 5,4 milyon insanın ailenin de doğalgazı kesilmiş bu son 2 yıl içerisinde. İnsanlar kredi kartıyla, taksitle artık doğalgaz alıyor. Berat Albayrak, ekonomi iyi gidiyor sözlerinin altını çiziyor ama bu sözlerin ne kadar büyük bir yalan olduğunu hepimiz görüyoruz. İyi giden ekonomi bu mu? İyi giden bir ekonomide insanlar böyle mi yaşarlar? Oysa ki insanlar evlerinde kombilerini yakmaksızın battaniyelere sarınarak oturup kışı geçirmeye çalışıyorlar. İnsanlar yaşamak için ısınmaya, elektriğe, suya ihtiyaçları var. Bu nedenle bu zamlar her şeyden önce geri çekilmelidir. Derhal geri çekilmelidir. Yoksullara, dar gelirlilere temel ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda doğalgaz, elektrik ve su bedelsiz verilmelidir. Yani parasız verilmelidir. Değerli arkadaşlar, sizin de bildiğiniz gibi son zamanlarında cezaevlerindeki hak ihlalleri giderek yoğunlaşmaya başladı. Tutsakların en fazla maruz kaldığı hak ihlallerini şöyle bir sıralayacak olursak, tek kişilik hücrelere konulmaları, süngerli oda uygulamaları, cezaevi görevlilerinin uyguladığı kötü muamele, yiyecek miktarının azlığı, yemeklerin sağlıksız oluşu, disiplin cezalarının keyfi bir biçimde uygulanması, mektupların tutsaklara ulaştırılmaması, kalabalık koğuşlar, hasta tutsakların tedavi süreçlerinin aksatılması, kelepçeli muayene dayatması, ilaçların verilmemesi, kitap ve yayınların verilmemesi ve toplatılması,
sohbet hakkı, spor ve kültürel faaliyetlerin kısıtlanması, kaloriferlerin yanmaması, anneleriyle birlikte kalan çocukların ihtiyaçlarının gözetilmemesi, ziyaretçilere yönelik onur kırıcı davranışlar gösterilmesi, ziyaret hakkının engellenmesi, çıplak arama uygulamaları, mahrem alanlara kameralar konulması gibi en temel haklara ilişkin ihlallerdir. Değerli arkadaşlar, İnsan Hakları Derneği'nin Ekim 2019 verilerine göre 220 bin kapasiteli Türkiye cezaevlerinde kapasitesini çok çok aşan bir şekilde 281 kişi bulunuyor. Bunlar arasında, altını çizerek söylemek gerekirse, bunlar arasında 457'si ağır olmak üzere 1334 hasta tutsak bulunuyor. Değerli arkadaşlar, hasta tutsakların yaşadığı bu hak ihlalleriyle ilgili gerekli işlemler yapılmalı ve cezaevinde yaşama koşulu bulunmayan hasta tutsakların infazı bir an önce durdurulmalıdır. Biz buradan bir kez daha iktidara çağrı yapıyoruz. Cezaevlerinde işkence, kötü muamele ve keyfi yasakların önüne geçiniz. Hasta tutsakların infazını bir an önce durdurunuz. Sağlığa erişim hakkının insan onuruna yakışır bir şekil hale getirilmesi ve ağır hasta tutsakların durumuna ilişkin çözüm sağlanması amacıyla gerekli girişimlerde bulununuz. Değerli arkadaşlar, Suriye'deki gelişmelere gelince, Suriye'de Türkiye-Rusya ilişkilerinin de bir eşiğe gelip dayandığını görüyoruz. Erdoğan Rusya'da Rusya'ya ilk defa açıktan sert tepki göstererek, şu anda Astana diye bir şey kalmadı. Şu an itibariyle maalesef Rusya Astana ya da Soçi'ye de sadık değil. Rusya Suriye ile olan süreci farklılık yürütecek ya da Türkiye ile olan süreci farklı yürütecek, bunun başka bir yolu yok diye bir açıklama yapmış. HDP olarak en başından beri Soçi ve Astana'nın amacına ulaşmasının mümkün olmadığını altını çize çize söylemiştik. Bizim defalarca dile getirdiğimizi Erdoğan dün birkaç gün önce dile getirmiş. Çünkü sahadaki hakikatten kaçacak bir yol kalmamıştır. Çünkü Soçi ve Astana'daki hesap İdlib'de tutmamıştır. Erdoğan, Soçi ve Astana dediği anlaşmalarda Türkiye'nin en önemli sorumluluğu cihatçıların silahsızlandırılmasını sağlamaktı. Oysaki durum tam tersi oldu. Bu gruplardan birisi olan HETŞ'e anlaşmanın sağlandığı ilk günlerde İdlib'in %40'ında hüküm sürerken bugün tamamına yayılmış durumda. Daha önemlisi, iktidarın IŞİD artığı bu örgütleri hala direnişçi olarak görmesi ve bir süre sonra Türkiye'de büyük bir iç sorun haline gelmesi yüksek olasılık olan bu örgütlerin mensuplarına toz kondurulmuyor oluşudur. Suriye'de yapılacak olan Putin olmadı Trump'a, Trump olmadı Putin'e koşmak değil. Türkiye bu konuda da yan yollara sapmaktan vazgeçmelidir. Suriye topraklarından çıkmalıdır. Askeri varlığına son vermeli ve barışçıl politikalara dönmelidir. Suriye halklarının iradesine dayalı demokratik bir siyasi çözüme katkılı olacak girişimlerde bulunmak, Kürtler dahil Suriye halklarına gereken insani yardımı yapmak, komşuluk bağlarını güçlendirmek olmalıdır. Değerli arkadaşlar, Trump'ın Orta Doğu planıyla ilgili olarak da şunları söylemek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, 24 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Washington'da ekranlar karşısına çıkıp birlikte 100 yılın anlaşması adlı bir plan açıkladılar. Bunun adı olsa olsa 100 yılın dayatması olabilir. Her şeyden önce anlaşma olabilmesi için tarafların karşılıklı rızasına dayalı olması gerekir.
Evet, altını çizmek gerekirse bir kez daha, bu bir anlaşma değil, dayatma olduğu için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas sert bir dille bu dayatmayı reddetti ve direnişe devam dedi. Böyle bir dayatmayı dünya kamuoyuna anlaşma diye aktarmak her şeyden önce Filistin halkına büyük bir hakarettir. Bu dayatmayla yapılmak istenen işgal edilmiş Filistin topraklarının ilhak edilmesinden ve giderek Filistin'in sömürgeleştirilmesinden başka bir anlama gelmiyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu dayatmaya Filistin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır demiş ve Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam sözü vermiş. Filistin'in kendi kaderini tayin hakkının altını çizmiş. Şimdi Filistin bütün dünyanın gözü önünde ilhak edilmek ve sömürgeleştirilmek isteniyor. Erdoğan ve iktidarı sözünde samimi ise Filistin'in kendi kaderinin tayin hakkına ilkesel yaklaşıyorsa, İsrail Devleti ile Türkiye adına kurulmuş olan bütün ticari ve askeri anlaşmalara son vererek bu samimiyetini ve ilkesel yaklaşımını ortaya koymasını, Filistin halkıyla Hamaset'in ötesinde gerçek bir dayanışma örneği göstermesini bekliyoruz. Erdoğan eğer Filistin'in kendi kaderini, tayin hakkını göz boyamak için değil de ilkesel olarak ele alıyorsa, bu yaklaşımını bölgenin ezilen kadim halklarından olan Kürtlerin de kendi kaderini tayin hakkı içinde göstermesini ve Kürtlerin doğup büyüdükleri ülke halklarıyla eşit haklar temelinde birlikte yaşam taleplerine saygılı olmaya çağırıyoruz. HDP olarak İsrail'in Filistin topraklarını işgaline son veren iki devletli, adil ve demokratik bir çözümü desteklediğimizi ve Filistin halkıyla büyük bir dayanışma içinde olduğumuzun altını çizmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, bu kapsamda başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kurum ve kuruluşları adil ve demokratik bir barış planı için inisiyatif almaya da davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, son olarak birkaç çağrımızla basın toplantımızı, açıklamamızı tamamlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak'tan beri kayıp olan Süryani yurttaşlar Hürzüz Diril ile eşi Şimon Diril'den bugüne kadar haber alınamamıştır. HDP olarak bu yurttaşların bir an önce bulunması ve hangi güçlerin kaybolmalarında parmağı varsa derhal açığa çıkarılmasını istiyoruz. Devlet yetkilileri bu konuya dair gizlilik kararı almak yerine yurttaşların bulunması için seferber olmasını çağırıyoruz. Değerli arkadaşlar, öte yandan 5 Ocak'tan itibaren Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbeti ilgili net bir bilginin olmadığını hepimiz biliyoruz. 26 gündür 7/24 izlenen ve takip edilen bir kentte, Dersim'de Gülistan Doku'ya ne oldu sorusunun yanıtı verilmiyor. Dersim'de hem il yönetim kurulumuz hem de kadın meclisimiz yakinen bu durumu takip ediyor. Aile ve arkadaşlarıyla görüşüyor. İzlenimimiz odur ki açık ve şeffaf bir soruşturma yürütülmüyor. İntihar vakası olarak gösterilmeye çalışılarak bir sır perdesinin aralanmak istenmediğine dair kanaatlerimizi güçlendiriyor. Bu durum tıpkı diğer kadın cinayetleri, şüpheli kadın intiharları ve kayıplar gibi üzerinin örtülmek istendiğini ve bir süre sonra da unutulmak istendiğine dair şüpheler yaratıyor. Yetkilileri bu konuda açık ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye, Gülistan durumunun akıbeti hakkında doğru bilgi vermeye çağırıyor ve görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bir başka olgu ise Çin'de baş gösteren, dünyanın pek çok ülkesine yayılan ve öldürücü bir virüs olduğu bilinen koronavirüs ile ilgili başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere iktidarı gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz. Ve son olarak değerli arkadaşlar, bu vesileyle
5 Şubat'ta Birleşik Metal İş Sendikası öncülüğünde insanca yaşanacak bir ücret ve sosyal haklar için greve çıkacak olan metal işçilerini selamlıyoruz. HDP olarak ihtiyaç duyacakları her türlü desteği vermeye, dayanışmayı göstermeye hazır olduğumuzu sizler vasıtasıyla belirtiyor, başarılar diliyoruz. İç birliğini koruyan, üretimden gelen gücünü kullanan, kitlesel olarak grev bayrağını dalgalandıran metal işçisinin kazanacağına yürekten inanıyoruz, inanıyor, başarılar diliyoruz. Var mı soru arkadaşlar? Yok, peki, teşekkür ediyorum.